Fahriye Evcan ve Burak Özçivit çiftine gidelim efendim. Sonrasında buradayız. Dur ya da tamam sen söyle tam. Dur hem de büyükten böyle bir düğün. O da felekten şöyle o. Sonra tatile gideceğiz. Fahriye Evcan ve Burak Özçivit çiftine balayı için servet teklif ettiler. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in düğün telaşı sürüyor. Arap bir iş adamı ünlü çifte Dubai ve Katar'da balayı yapması için tam 2 milyon dolar teklif etti. Dur ya da tamam sen söyle tam. Dur hem de büyükten böyle bir düğün. O da felekten şöyle o. Sonra tatile gideceğiz. Sanat dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Arap dünyasındaki şöhretleri her geçen gün artıyor. Ölene Kadar dizisindeki başarılı performansıyla büyük alkış alan Evcen, önümüzdeki günlerde Orta Doğu'daki bir kozmetik firmasıyla anlaşma imzalayacak. Üniversite sınavından bir gece önce rahatsızlanınca Ayşe sınava giremedi. Dolayısıyla üniversiteye de gidemedi. Geçtiğimiz yılın sonlarında Muhteşem Yüzyıl sergisi için Dubai'ye giden Özçivit ise 1 Şubat'ta yeniden Arap hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Organizasyonda sınırlı sayıdaki seveniyle bir araya gelecek olan yakışıklı oyuncuyu biraz daha yakından görmek isteyenlerin ise cebinden 500 lira çıkacak. Şimdi olmaz. Olur. Şimdi olmaz dedim. Özçivit'in bulunduğu salonda yemek yemek için bile hayranları kuyruğa girerken bir diğer yarışta çiftin bu yazki düğününe sponsor olmak isteyen firmalar arasında yaşanıyor. İkili bu yaz hayatlarını birleştirmeye karar verince Türk firmalarının yanı sıra Arap markalar da çiftin düğününe sponsor olmak için sıraya girdi. Bana bugün bayram, bir daha sorsam, baştan duysam. İddiaya göre Arap bir iş adamı Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in bölgedeki şöhretini firmasının tanıtımı için kullanmak istedi. İş adamı Gözde Çift'e balayın özel ve Dubai ile Katar'ı kapsayan özel bir tur hazırladı. İş adamı ünlü çiftin konaklaması için Dubai'deki dünya ünlü bir oteli şimdiden rezerve ettirdi. İkiliye rüya gibi bir balayı hediye etmeyi planlayan Arap girişimciler, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit bu özel teklife evet dediği takdirde ise ünlü çifte ayrıca birer milyon dolarlar reklam ücreti verecek. Dur ya da tamam sen söyle tam. Dur hem de büyükten böyle bir düğün. O da felekten şöyle o. Sonra tatile gideceğim. Arap ülkelerinde Avrupa'da fazlasıyla sevilen bir çift oldu ve onlara sponsor olmak isteyenler de var. Ciddi reklam teklifleri var ve hani nasıl bir Angelina dünyada Hollywood'da çok fazla sevilen bir çift. Bizim de herhalde en favori çiftimiz olarak gösteriliyor. Benim en favori çiftim değil ama reklam olarak ve ne bileyim sevilme olarak herhalde bizim en fazla sevilen çiftimiz öyle gözüküyor. Evet, beğeniliyorlar yani. Fahri Evcan ve Burak Özçivit birbirini tamamlamış gibi bir çift. Hakikaten biri güzel biri yakışıklı, evet. Ama benim favori çiftim mesela, benim en favori çiftim Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin. Böyle ben onları daha böyle Avrupa'yı daha ne bileyim. Onları çok beğeniyorum. Bu çifti de beğeniyorum da hani en favori dersek diye söyledim. Ama yok, bizim en favori çiftimiz evet bu çift olarak gözüküyor. Onu söyleyebiliriz. Yani hakikaten güzel ve yakışıklı hani bir araya gelmiş olabilecek en güzel durum. Düğününü sponsorla yapar mısın? Sponsor teklifleri gelse. Tabii ki yaparım. Eşinin de durumu var, senin de durumun var. Yaparım tabii ki. Yani niye harcayayım madem böyle bir teklif var ama hoş bunların da öyle bir şeye tabii ki ihtiyacı yok. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'in de ihtiyacı yok. Ama Arap dünyasında da çok beğeniliyorlar ikisi de. Fahriye Evcen de kozmetik firmasıyla anlaşmak üzereymiş. Öyle iddia ediliyor ortalama. Arka arkaya bir reklam için bir reklam başlıyor. Muhteşem Yüzyıl ekibiyle birlikte zaten Dubai'ye gitmişti. Arap dünyası efsane hayran. Seviliyor. Orada ve efsane. Şimdi iddiaya göre bir Arap iş adamı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bölgedeki şöhretini firmasının tanıtımı için kullanmak istemiş. Ve 2 milyon dolar teklif etmiş. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in buna ihtiyacı var mı? Hayır. Tabii ki yok. Ama güzel Burak Özçivit zaten parasıyla yapıyor. Teknesini alıyor. Babasına tekneye hediye etmiş. Çok kişi vefalı ve çok vefalı ailesine evlat. Düşkün. Çok böyle bonkör bir çocuk. Yani böyle hani ne kadar paran olduğu önemli değil. Aslında ne kadar hani para harcadığın önemli derler ya. Çok paran vardır, cimrisindir. Ne işe yarar? Kimseye yardımın olmaz. Ama burada böyle ailesi için hatta bir dönerci açmıştı ve çok iş yapmadığı için, zarara uğradığı için kapatıldı. Yine babasına da tekne, kendine ait olan tekneyi veriyor. Vallahi yani böyle hiç vefalı bir çocuk. Şimdi bu sponsorlar yarışta. Bakalım ne olacak? Kabul edecekler mi? İddialar acaba, mülü tutacak yani mı? Şimdi düğünleri nerede olacak? Neler olacak?
Ya sponsorlar falan yapabilir. Şimdi biz mesela Türkiye'de İstanbul'da işte bir yerde görüyoruz değil mi çifti? Görürüz, imza alırız falan. Hani küçük bir izdam olur ama oraya gittiklerinde havaalanından başlayıp Allah'ım Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Burak Özçivit ve Fahri Evcen en fazla yurt dışında böyle deliler gibi karşılanan inanılmaz bir kalabalık. Hani Türkiye'de öyle bir kalabalık oldu. Meydanları doldurup taşırıyorlar ve orada ciddi bir zaten dizilerin... Burak Özçivit şimdi yeniden 1 Şubat'ta Dubai'ye gidecekmiş ve Burak Özçivit'i görmek için 500 TL verecekleri iddia ediliyor. Olabilir. Yani bütün fanlı görmek için giderler bence. Yani çok, çok ciddi paraymış ya. Bizim konser biletleri öyle değil. Şimdi bizim açımızdan nasıl bir kar oluyor? Biz dizilerimizi yurt dışına sattığımız zaman yapımcılar, TV kanalları çok güzel para kazanmış oluyor bu durumdan. Ona keza oyuncular da aldığı rakamlar değişiyor. Hatta dizinin gelirine ortak olan, yani yurt dışı satışlarına ortak olan oyuncuları da biliyoruz. Çünkü bu anlamda onların katkıları oluyor. O yüzden de haklarıdır diyoruz. Peki. İnşallah evlenirler yakın bir zamanda. Biz de böyle bir an önce bu güzel çiftin düğününü konuşuruz gibi geliyor. 2017'de olur tahminimizce.